Evet, çiçek dikmek için veya başka bir şey dikmek için toprakla ilgili size tavsiyelerim var. Eğer yeni bir çiçek dikecekseniz veya başka bir çiçek dikecekseniz toprak lazımsa size tavsiyem eski toprakları kullanmayın. Yani burada bu saksımızda ortancalarımız vardı. Onlar kurudular. O toprağa tekrardan başka bitki dikmeyin. Çünkü ortanca bu toprağı yani 1-2 senedir kullanıyor. Ve toprağın içindeki tabii ki elementler azalmış vaziyette. Bitkilere yarayışlı elementler. Şöyle içini ben boşalttım saksımızın şuraya. Bunu kullanmıyorum. Başka sebepleri de var kullanmamamızın. Çünkü icabında hastalıklı da olabiliyor bitkiler. Yani ne bileyim mantardır, şudur budur gibi hastalıklar olabilir. Onları tekrardan öbür bitkiye geçirmiş oluyorsunuz. Hem de kullanılmış bir toprak yani. Şey yönünden zayıf, besleme yönünden. O yüzden bunu bahçemize bu uygun bir yere döktüm ben bunu. Hangi toprağı kullanabiliriz? Şimdi size onu göstereceğim. Tavsiye edebileceğim ideal topraklardan bir tanesini. Evet, burada şu anda bu yeni çiçek dikimi için en ideal toprak benim bahçede şu anda. Sizin bahçenizde de öyle. Köstebeğin dışarıya çıkarttığı topraklar, ittiği topraklar, yani teptiği diyelim, dışarıya teptiği topraklar. Bunlar zaten şimdi ben size göstereceğim. Daha önceden bakmışsanız da siz de görmüşsünüzdür. Bunlar bir nevi şurada var. Burayı köstebek daha önce yoktu ama bu tarafta şimdi burada da var galiba. Buraya toprak tepmiş. Görüyorsunuz. Topraklar adeta elenmiş gibi. Çok güzel. Hazır yani bu topraklar şey olaraktan. Tam böyle toprağın üst tabakasının tam altından çıkarttığı topraklar. Ben bunları alacağım şimdi birazdan. Saksılarıma dolduracağım. Kullanacağım. Çok ideal bir toprak. Yani içinde kesni dediğimiz bu büyük parçalar yok. Onları ezmeniz gerekmeyecek. Toprak adeta elenmiş gibi. Bunları saksımıza dolduracağız. Evet. Bunları saksımıza dolduruyoruz. Yani bunun köstebeğe de zararı yok zaten. Bu tekrardan uygun şekilde kendini ayarlıyor. Evet, bu topraktan yeterince aldım ben. Zaten tek bunu kullanmayacağım. Hazırladığım toprak da var. Güller için özel. Ondan beraber karıştıracağım. Bu kadar yeterli oluyor benim için. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar.